Kasaba soğuktu, kasaba karanlıktı, burası gölgelerin yeriydi. Rüzgarda fısıldaşıyorlardı. Kasabalıların hepsi kendi halindeydi. Sokaklarda telaşla yürüyorlardı. Korku bir kefen gibi onları sarmıştı. Kimse o adı ağzına almaya cesaret edemiyordu. Eski tiyatro, büyük yıldız ışığı. Kasabanın ucunda belirmişti. Karanlık ve sessiz bir bekçi. Büyük Yıldız Işığı Tiyatrosu bir zamanlar neşe dolu bir yerdi. Müzik ve kahkaha havada uçuşurdu. Şimdi ise sahnesinde tozlar birikmişti. Kadife perdeler lime lime olmuştu. Ama kalbinin derinliklerinde bir sır saklıydı. Meraklı gözlerden uzak bir oda, kukla odası. Tiyatro hakkında hikayeler anlatılıyordu. Rüzgarda fısıltılar taşınıyordu. Kimileri kuklaların canlı olduğunu söylüyordu. Gece yarısı saat tam 12'yi vurduğunda dans ediyorlardı. Diğerleri ise karanlık bir varlıktan bahsediyordu. İpleri elinde tutan bir kukla ustası, korku güçlü bir susturucuydu. Kimse gerçeği keşfetmeye cesaret edemiyordu. Bir gece kasabaya bir yabancı geldi. Adı Volkan abiydi. Nazik bir yüzü ve kibar elleri olan bir gezgindi. Onun da bir sırrı vardı. Volkan abinin kuklalarla arası iyiydi. Onların sevincini hissedebiliyordu, acılarını hissedebiliyordu. Görünmeyen bir güç tarafından çekilerek Büyük Yıldız Işığı Tiyatrosu'na doğru yürüdü. 5. Bölüm, Gece Yarısı. Saat 12'yi vurduğunda tiyatro canlandı. Gölgeler ay ışığında dans etti. Hava enerjiyle çatırdıyordu. Kukla odasının içinde görünmeyen bir güç nabız gibi atıyordu. Kuklalar uyandı. Tahta uzuvları doğal olmayan bir zarafetle hareket ediyordu. Gözleri ürkütücü bir ışıkla parlıyordu. Tuzağa düşmüşlerdi. Başka birinin iradesine bağlıydılar. 6. Bölüm, Kuklaların Dansı. Volkan abi kukla odasına girdi. Kuklaların dansını izledi, üzüntülerini gördü, acılarını hissetti. Hareketleri kendilerine ait değildi. Gözlerini kapattı ve zihniyle onlara ulaştı. Kuklaların enerjisiyle bağlantı kurdu. Kuklalar teker teker durdular. Parlayan gözleri Volkan abiye dikilmişti. Onlarla kalbiyle konuştu. Onlara hapishanelerinden özgürlük teklif etti. 7. Bölüm, Kukla Ustasının Bakışları. Odada soğuk bir ses yankılandı. Müdahale etmeye mi cüret ediyorsun? Kuklalar titredi. Tahta uzuvları sallandı. Kukla ustası gelmişti. Gözleri ateşli bir yoğunlukla yanıyordu. O karanlığın ve umutsuzluğun varlığıydı. Kukla ustası kuklaları köleleştirmişti. Onların enerjisiyle besleniyordu. Onların korkusu onun gücüydü. 8. Bölüm, Korku İpleri. Kukla ustası tüyler ürpertici bir şekilde güldü. Onlar benim. Kuklaları daha sıkı kavradı. Karanlık enerji ipleri onları kendi iradesine bağlıyordu. Volkan abi onların korkusunu hissetti. Hızlı davranması gerektiğini biliyordu. Zihnini odakladı. Kendi enerjisini kuklalara yönlendirdi. Kukla ustasının hakimiyetini kıracaktı. 9. Bölüm, Özgürlük Senfonisi. Hava enerjiyle çatırdıyordu. Bir irade savaşı başlamıştı. Volkan abi tüm kalbini kuklalara döktü. Onları umutla doldurdu. Onları cesaretle doldurdu. Kuklalar karşılık verdi. Hareketleri kendilerine ait oldu. Yeni buldukları özgürlükle dans ettiler. Kukla ustası öfkeyle kükredi. Ama gücü azalıyordu. Korku ipleri teker teker kopmaya başladı. Kuklalar teker teker özgürlüklerine kavuştular. 10. Bölüm, Şafak Söküyor. Şafak yaklaşırken kukla ustasının enerjisi kayboldu. Kuklalar üzerindeki hakimiyeti kırılmıştı. Son bir öfke çığlığıyla ortadan kayboldu. Geride sadece bir karanlık esintisi bıraktı. Kuklalar özgürdü.
Bir zamanlar korkuyla dolu olan gözleri şimdi neşeyle parlıyordu. Seslerini bulmuşlardı. Özgürlüklerini bulmuşlardı. 11. Bölüm Büyük Yıldız Işığının Mirası. Volkan abi kuklaların yeni buldukları özgürlüğü kutlamalarını izledi. Kalbi çarpıyordu. Büyük Yıldız Işığı tiyatrosu artık korku dolu bir yer değildi. Tekrar neşe dolu bir yerdi. Kasabalıları geri döndü. Tiyatrodan taşan müzik ve kahkaha onları cezbetmişti. Volkan abi artık gitme zamanının geldiğini biliyordu ama geride bir hediye bıraktı. Kuklalar dans etmeye devam edecekti. Kasabalılarına umudun gücünü ve korkularıyla yüzleşmenin önemini hatırlatacaklardı.